Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Asım İbni Sabit raziyallahu anhu. Kim can kıladıyan bulsa, Asım İbni Sabit can kıyan değil can kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şahıda şimdi bir sözlerine itedi. Kureyş Badr'da mağlub bu yeniden keyin Uhud'ga özünün barcha sayyidlari, qullari va barcha o'zlarini xulofolari bilan, hamrohlari bilan jangga chiqishdi. Va mana shu jangga chiqishlikda Quraysh o'zining ayollarini ham qo'shinidan biriga olib chiqishlikni ma'qul ko'rdi. Abu Sufyon ibn Harb boshligidagi qo'shin ayollarni o'zlariga chiqib chiqdi. Zero ularni qiladigan ishlari agar Quraysh jangchilari qo'rqib orqaga qochmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ularni qaytarishlikka yoki ularni jangda shijoatlantirib, ularni jangga bo'lgan rag'batini kuchaytirishlik uchun ayollardan bir to'pini ham o'zlari bilan olib chiqqan edi. Ularga boshliq qilib Abu Sufyonning ayoli Hind binti Utba va ularning qatorida Sulofa binti Sa'd ham bor edi. Sulofa binti Sa'dning kuyovi va 3 o'g'li, Musofi, Julos va Kilob. Mana shu 3 o'g'li va kuyovi bilan ular Uhud jangiga chiqishdi. İki qo'shin to'qnashdi. Qattiq jang bo'ldi va mana shu urushda mushriklarni yengishligi Alloh taoloning taqdiri azalida bitilgan edi. Qachonki mushriklar yengib musulmonlarni mag'lub qilganlaridan keyin mana shu erlarini, o'g'illarini yoki o'zini qabiladoshlarini jangga shijoatlantirib, rahbarlantirib turgan ayollar g'alaba nasidasini surib jang maydoniga kirishdi va shahid bo'lgan musulmonlarning tanalarini qaysi birini qonini, qaysi birini burnini, quloqlarini kesib, ularni shunday bir haqoratlarni o'tkazishdi. Hatto ulardan ba'zilari shunday bir es hushini yo'qotganligidan, alamdan, xursandchilikdan sahobalarni burun quloqlarini kesgan, ko'zlarini o'ygan holda mana shularni ip ko'tkizib bo'yniga shada qilib ilib oldi. Mushrik ayollar musulmonlar ustidan qozonilgan g'alabaga xursand bo'lib turar ekan, ularning ichida Sulofa binti Sa'd xursandchiligini hali ular bilan bo'lisha olmasdi. Chunki hali erini topmagan edi jang maydonidan. Yoki o'g'illardan birortasini topa olmagan edi. Istadi kuyovining o'ligini topdi. Istadi o'g'illarini hammasini o'lgan holda ko'rdi. Faqat mana shu 3 o'g'lidan bo'lgan Julos hali nafas olishdan to'xtamagan edi. Keldi, o'g'lini qo'yniga oldi, bag'riga bosdi va kim o'ldirganligini aytishini talab qildi. Bu bola hali og'iz ko'zlarida qon uyib qolgan, tillari kalima kelishidan bir ojiz bo'lib qolgan holda juda qattiq bir o'kinish bilan talab qilgan paytda bizni va meni ikki aka-ukamni Osimimni Sobit qatl qildi deb shu bilan jon taslim qildi. Mana shunda Sulofa jahl ustida, mana shunda bir o't alam ustida kim menga Osimni tirigimi o'ligini olib kelsa, men uni kallasida aroq ichaman, kallasi suvigida va xohlagan pulini beraman dedi. Bu qasam edi uni. Jang tugadi. Musulmonlar mag'lub bo'lgan holda Madinaga qaytdi. Mushriklar yengdi va mana shu Uhud g'azotidan bir qancha vaqt o'tgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Osim ibn Saud boshligidagi 6 ta sahobasini bir ish bilan Madinadan tashqariga yuboradi. Makka, Quraysh Sulofani bergan va'dasi ustida juda ko'p bir o'ylanishdi, juda ko'p bir harakatda qilishdiki, mana shu Osimni tirigini o'ldigini topsak, mana shu va'da qilingan mukofotga yetishamiz degan umidda yonishdi. Musulmonlar Madinaga qaytdi, Rasululloh bir qancha sahobalarni Osim ibn Saud boshligida bir ish bilan jo'natganda, ana shu yo'lda mushriklardan bir qanchalari mana shu 6 ta sahobiyni o'rab olishadi. Va ularga aytishadiki, biz sizlarni o'ldirmoqchi emasmiz, biz sizlarni faqat taslim bo'lsanglar Qurayshga borib sizlarni pul evaziga o'tkazib yuboramiz. Hubayb ibn Adi roziyallohu anhu'ning qissasini o'qiganimizda, ana shu Hubayb ibn Adi mana shu 6 dan bittasi bo'ladi. Osim ibn Sobit aytadiki, men deydi, sizlarni mana shuni o'ldirmoqchi emasmiz, biz sizlarni Makkaga Qurayshga borib topshiramiz degan so'zni eshitgan paytda Osim ibn Sobit aytadiki, men deydi, menga qolsa deydi, men taslim bo'lmayman deydi. Men taslim bo'lmayman, chunki ana shu Sulofani Osim usta bergan va'dasini hali esdan chiqarmagan edi. Bu qabila egalari mana shunday bir va'dani berganda Huzal qabilasidan edi ular.
Aslında sabit bilen yani ikide hamrahullah yakarsa can kıldı, şahit buldu. Hali bunlar Asım'ı öldürgenliğini bilişmezdi. Bunu suyakana kapılı vada kılıngenliği ve bu katıl kılgenlerden bittiyse Asım ekenliğini bilmezdi. Koyan üçtesi taslim buluştu. Ularını hain ona katıl kılıştı ve Hubeyb ibn Adi'ni abarı Mekke müşriklerine topçılıştı. Taslim buluştuğunu talep kılgen payıda Asım ibn Sabit ayıttı ki müşrik menge badanımge kolun tekizmiydi. Ve hiç kaçan taslim bulmayayım ben. Osmonga qarab turib aytdiki, Parvardigora, men seni dinini himoya qilyapman. Islomni himoya qilyapman. Meni jasadimni mushrikning qo'liga tegizdirmagin. Meni jasadimni ularning qo'lida xor qilmagin deb Allohga duo qildi, jang qildi, shahid bo'ldi. In tansurulloha yansurkum. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi va yusabbit aqdamakum. Qadamlaringizni sobit qiladi. Bu sahoba mana shunday holda shahid bo'ldi. Huzeylikler koyan belge sahabalarını bazılarını katıl kılıçtı, bazılarını Kureyş kabalı tapşırıştı. Huzeylikler hala Asım'ı öldürgenliğini hal bilmeyen de vaktik. Yani kaçanı ki, ular özleri kabilesini yerlerine katip yiyen payıttı, Asım'ı öldürgenliğini haberini tapıştı da, Kureyş kabilesi Huzeyliklerinin aldığı katta miktardaki pul bulan gelişti. Kelip, ana şu sulafanın kasamını aklaştığı için, onun içindeki otu söndürüşü için, Kasamını paklaştığı yardan verip, aytilinge malı dünyanı alıp geldi ve Huzeyliklerden Asım'ın kellesini alıp gibi birisini talep kılıştı. Huzeylikler şaşırganlar için, ana şu üçte sahaba şahit bol yotgan joyga barıştı ve Asım'ın cüssasından kellesini ajratmak için borganlara da juda ko'p bo'lgan asalari ve başka arılar toifasi geldi de, mana shundek Asım'ın üstüne konu aldı. Ulardan Kasım biz gelip asılıp, Unga qo'lini tegizmoqchi bo'lsa chaqaradi, yoniga keltirmasdi. Bu Alloh taoloning bu bandasini duosini qilgan ijobatligining alomati edi. Parvardigora, men seni dinini himoya qilyapman, islomini himoya qilyapman, payg'ambaringa yordam bo'lib ketyapman. Meni jasadimga mushrikni qo'lini tegizmagin. O'lib ketgandan keyin birodarlar Alloh taolo bu kishini va'dasini duosini ijobat qilyapti. Ular aytishdi, ari Keçkurunda kilip getirdi dedi. Tek koyup dururlar. Keçkirgende ağara kilip getirdi ki çöp getirmiş kellesini dedi. Çünkü sulafa vardaki kendi kellesini çöp kesin, men kellesini göçünü erçip, suya gide arağı çip, içige altın doldur veremem de kendi. Huzeylikler keçkeşe küçüştü. Keçkirdi. Ve şimdi bu açık ravşan turgen hava üstünde kattık bulutlar payda buldu. Ve hala uca yaşayanlardan burak dost körmeken kattık sel kuydu. Sel şimdi kuydu ki, kurup gelirken cırgalar su götürdü ve Asım'ın cüssasını yuvup ap geldi. Tanyatken de cüssanı kellesine acilaştık için borgen payetleri de Asım'ın cüssasını ular topşalmadı. Ve Allah da Allah özü bilgen cage Asım'ın sabitti, dafın kıldı ve müşriklerinin kolunu pakize cesedi yetiştikini haklamadı. Yani kadar vetemiz, in tansurullaha yansurkum ve yusabbit akdamakum. Sizler Allah'a yardan verseler, Allah sizler yardan veredi ve kadem ileride sabit kıladı. Allah'a kanakalı yardan veremiz biz. Allah Ta'ala burada yardan verir, muhtaç bulmayan Allah'u samad. Hiç kimde bir ihtiyacı, hacatı yok bugün zor. Biz özümüzü, nefsimizi yengişliğiyle Allah'a yardan verelik. Nefsimizi yengip, Allah'a buyruğunu becerişek intilelik. Ve şu niyetimizi sadık bulsa ki Allah Ta'ala bana şu nefsimizi yengişlikke, günah masiyetlerini teşlik ki Allah Ta'ala özü tavfik verir. Eğer Allah tavfik vermese, hiç kim için mesafir almaydı. İbret alışı ki hamamız yine akıbı yemeyeceğim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.